Dadım nerede? Bacım keşke hiç gelmeseydin buraya. Dadım nerede? Leyla! Kızım dadı, sen misin? Kızım, kızım. Leyla. Leyla, Allah rızası için sana yalvarıyorum, çıkar beni buradan ne olursun. Dayanamıyorum. Ne olur kızım çıkar beni buradan ne olur. Yalvarıyorum, çıkar lütfen çıkar. Dadı, kurtulacaksın. Az sabret. Nasıl kurtulacağım? Sana bu iftirayı kim attı biliyor musun? Kim? Farah. O mu? Evet o. Şimdi beni suçlayıp hapse attıracak. Sonra da kocamı elde edecek. Demek o yüzden buraya geldi. Sen masumsun, ben biliyorum. Şeytan. Ne yapacağız şimdi? Farah sana çok güvenir biliyorsun. Beni haremin hekimi yaptı ya, bu hafta işe başlayacağım. Onunla konuşup sorunumuzu kökten halledeceğim. Tamam. İkimiz de kurtulacağız dadı. Lakin o zamana kadar dışarıda kalmam lazım. Dışarıdasın ya kızım. Seni de mi tutuklayacaklar? Galiba. Allah korusun. Ben de tutuklanırsam masumiyetimizi ispatlamamız imkansız hale gelecek. Tutuklayamazlar. Ben yaptım derim. Olmaz. Ben yaptım derim. Suçu üstüme alırım. Olmaz. Sonuçta masumiyetimiz ispatlanacak. Dayanırım birazcık. Tamam. Keyfiniz yerindedir. Bir arzunuz var mıdır? Geçen sefer yanlış oldu. Bu sefer yanlışlık olmayacak paşamım. Elini elini çırpasak kızlar gülecek. Arzunuz var mı beyim? Başka bir emriniz olursa ben buradayım beyim. Leyla bacım burada. Biliyorum. Dadısıyla konuşuyor. Galip, ismen yokuz, cismen varız diye bin kez söyledik. Niye izin verdin?
Kusura bakma amirim. Bilemedim. Mustafa, yanında gezdiğin şu katilin bildiği yeri benden mi gizliyorsun? Mustafa, ben Leyla. Senin karın, helalliğin Leyla. Ben artık kimin ne olduğunu bilmiyorum. Hiç. Son kez soruyorum. Burayı nereden öğrendin? Mustafa, ben karınım. Sana yardım etmek benim vazifem. Bu kadın benim dadım. Muhbir benim. Ne? Muhbir benim. Ne muhbir sen misin? Daha bu sabah masumum diyordun dadı. Neden yalan konuşuyorsun? Yalan söylemiyorum. Eğer çorbayı sen içseydin sen ölmüş olacaktın. Ne yaptın bu kadına? Yeni numaran bu mu? Niye yalan söylüyor bu kadın? Senin gözün dönmüş Hora. Kocama olan yasak aşkın senin şuurunu bulandırmış. Ağzını topla. Eğer mesele aşk değilse asıl muhbir sensin. Bunu gizlemek için hepimizi suçluyorsun. Saçma sapan konuşma. Mustafa, bu kadın hepimizi öldürecek, görmüyor musun? Seni kim büyüttü Leyla? Leyla, seni kim büyüttü? Kim büyüttü seni? Miloş büyüttü değil mi? Ne Miloş'u? Ben Mısırlı Ekrem Paşa'nın kızıyım. Sen 9 yaşındayken baban ölmüş. Ondan sonra seni kim büyüttü Leyla? Farah, ben hiçbir zaman senin gibi sahipsiz bir çocuk olmadım. Bana amcam Şemsettin Ulvi sahip çıktı. Bana dadımı bulan da odur. Yeter. Başımdan. Defol! Helene, çirkin bunlar, çirkin. Hasan'ı görmüyor musunuz? Ne güzel kızlar. Helene, çıkart elindeki güzellikleri. Ali abi, müsaade et. Gırtlağını kesiverim şu şerefsizin. Sen o kadına aşık mısın? Nereden çıktı bu şimdi? Çünkü o kadın senin gözlerini kör etmiş Mustafa. Görmüyorsun. Neyi görmüyorum? Bütün şüpheleri benim üstüme atmaya çalışıyor Mustafa. Benden kurtulmak istiyor. Bak Leyla. Elimizde iki şüpheli vardı. Biri dadı, diğeri sen. Öyle değil mi? Öldür beni. Mustafa, yalvarıyorum, öldür beni. Eğer bir an bile benden şüphe et.
Öldür beni. Mustafa, ben bu şüpheyle yaşayamam. Ben seni Kadı Gıyasettin'in yanında gördüğüm ilk ana aşık oldum. Mustafa, ben sana kıyabilir miyim? Ben sana zarar verebilir miyim? Biliyorum. Sen beni benim seni sevdiğim gibi sevmiyorsun. Ama ileride olur be Mustafa. O şeytan kadın aramızda olmasa seveceksin. Leyla yeter. Bana bak. Hakikatler er ya da geç ortaya çıkar. Üzülme. Hayırlı geceler. Paşa mı? Hadi artık, keyifli misiniz de? Paşa mı? Bana paşalık yetmez Eren. Padişah devirmiş adamım ya. Nazırlığım çok yakındır. Paşa mı? Hep sorarım. Siz en iyisine layıksınız. Layım tabii. O padişah ölürken ayaklarıma nasıl kapandı biliyor musun sen? Nasıl da atıp tutuyor şerefsiz. Harut. Ali abi. Ya Allah. Bismillah. Muhterem sefa düşkünleri ve kötü yola düşmüş hatun kişiler. Şimdi bu gece burada yanımızda cennet mekan Abdülaziz Han'ın canına kastetmiş şerefsizlerden biri var. Ve ben bu gece onu kendi ellerimle geberteceğim. Kimdir bu ya? Ben kim miyim? Ben cennet mekan Abdülaziz Han'ın aziz hatırasının fedaisiyim. Ali! Bıçak Ali! Ali dur. Dur yapma. Yalvarırım yapma Ali. Yalvar. Ali tamam. Ali yapma. Ali yapma, yalvarırım yapma. Az önce bu şerefsiz sultanımızı katlederken sultanımızın yalvardığını söyledi. Ali bırak. Ali bırak. Yedi düvelin karşısında dimdik durmuş bir sultan. Ölürken de asla yalvarmaz. Yalvarırım yapma Ali. Bırak. Ali bırak. Yalvarmaz. Yalvar. Ali tamam. Ali yapma. Ali yapma, yalvarırım yapma. Ali bırak beni. Bırak.
Yalvar! Yapma yavrum! Şimdi senin için yanmıştır. Söndürelim seni ha. Hararet yapmışsındır. Allah'a and olsun ki devlet ailenin bekasına, birliğine, bölünmezliğine ofis ellerini uzatan kim varsa bu şerefsizden beter olacak. Baylar, bayanlar, monşerler, madamlar, görenler görmeyenlere, duyanlar duymayanlara anlatsın. Herkese ibret olsun. Ali abi, ben bu şerefsizi arabaya götürüyorum. Arnavut, ben aslanlarıma leş taşıtmam. Bu şerefsizlerin öldüğü her gün bize temaşadır, bayramdır. Şimdi eğlenin. Çal. Çal! Ediyorsun beni. Görmeniz gereken bir şey var paşam. Hiç şüpheniz olmasın ki sultanımıza darbe yaparak canını kıyan tüm alçaklar tek tek geberecekler. İyi sabahlar. Eyvallah Cabbar. Ulan Cabbar. Kuzu dişlim benim. Oğlum sen evde yemek vermiyorlar mı? Ha? Ev kaldı. Kusuruma bakma Mustafa'm. Öyle zevzektik işte benimki. Allah'ım. Allah'ım. Lan Gül abi.
Sen limandaki kahvede çalışmıyor muydun? Ne işin var burada? Aferin, beni oradan kovdular çok gülüyorum diye. Ben de buraya yeni başladım. Bak Mustafa, çocuğu çok gülü diye konmuşlar. Bu çocuk gülüyor mu? He? Sus gülüyor. Oğlum sus. Birader. Oğlum sus. Gülhami, sen koş bize iki tane kahve kap gel. Hadi aslan. Tabii amirim. Allah Allah. Bana bir yol göster be oğlum. Vallahi Mustafa'm, cennet mekan sultanımızın seni Leyla ile evlendirmesi büyük hataydı kardeşim. Benim derdim bir tek bu olsa vallahi yapıp başıma koyacağım. Ama değil. Mustafa'm, ben dadının muhbir olacağına inanmıyorum kardeşim. Bu işte başka bir iş var kardeşim. Ama Leyla bacımın muhbir olacağını aklım bile almıyor. Ya Mustafa, Leyla bizi kaç kere ölümden kurtardı be kardeşim. Kaçırıldı, rehin alındı, bizim için ölümleri atladı. Ben sana diyorum ki, bana yol göster. Sen diyorsun o, bu. Lan zaten bende kafa kalmadı. Ya Farasa? Ya bensem, ya sensem, padişah da olabilir. Aklımızı ziyan ederim. Mustafa'm, hani böyle yakınından gelince böyle şeyler, insan bir türlü inanmak istemiyor. Selamun aleyküm. Ethem Efendi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çeksene tavırı, gel. Hayırdır Ethem Efendi? Niye geldin? Beni Süreyya Hanım gönderdi. Ne dedi okyanus gözlü karım? Özlemiştir bizi de. Doğum oldukça yaklaştı. Duydun mu Mustafa'm? Duydun mu oğlum? Gıyasettin Mustafa geliyor, aslanım geliyor. Hayırlısıyla gelecek yeğenim. Ali Bey, yalnız... Ney? Süreyya Hanım dedi ki... Ne dedi? Söyle ona. Ne söyle? Eğer hemen burada olmazsa... gelir dünyayı başına yıkarım dedi. Evet. Mustafa'm, yani gitmek lazım kardeşim. Bence tam zamanı, ha? Önce sultana gidelim. Sonra sen kara mürsele, biz de burada gerekenleri yaparız. Tamam. Kalkalım. Amirim, size kahve getirdiydim. İçmeden mi gidecektiniz? Ulan Gül abi, bizde kahve içecek hal mi kaldı lan? Gül lan Gül abi, gül. Padişahımız bir savaş istemiyor Sayın Sefir. Çağrınıza haber verin. Barış görüşmeleri İstanbul'da Bahriye Nezaretinde Haliç Tersanesi'nde yapılacaktır. Ve ayrıca İngiltere, Fransa ve Prusya'da taraf olarak katılacaklar. Desenize bu konferans sadece padişahın değil, kraliçenin, Fransa'nın ve Prusya'nın ortak isteği öyle mi? Sultan Abdülhamid daha ilk günde diplomasi zekasını göstermeye başladı. Lakin o sofra kurtlar sofrası. Balkanlarda kimse bizden başka hak iddia edemez paşa. Siz de edemezsiniz Sayın Sefir. Balkanlar 300 yıldır Osmanlı toprağıdır. Bunu konferansta görüşeceğiz Rüştü Paşa.
şu Türk fındığının tiryakisi oldum. Beni birlikte fındık yemeye çağırmadınız herhalde. Birlikte fındık yemek. İyi fikirmiş. Sayın Sefir, işler şahsına münhasır bir hal aldı. Siz ne dersiniz? Asıl biz sizin ne demek istediğinizi merak ediyoruz. Biz ne demek istiyoruz? Evet. Biz diyoruz ki Rusların Balkanlardaki heveslerini biraz kurutmak lazım. Rus donanması Karadeniz'de kalmaya devam etsin. Koskocaman deniz. Öyle değil mi? Akdeniz'e de inmesinler canım. Siz diyorsunuz ki dünya kraliçeye ait olsun. Aa, aşk olsun. Hiç öyle bir şey der miyiz? Dünya kocaman bir yer. Üstelik zaman değişti. Biz diyoruz ki sanayimize ham madde, mamullerimize pazar lazım. Toprak üstünde egemenlik kurmak, imparatorluğu büyütmek bunlar boş işler, boş. Fındık. Sadede, yani konferansa devam edersek. Balkanlarda başlamış olan milli uyanışları artık kimse durduramaz. İhmal ettiğiniz bir şey var yalnız Sayın Sefir. Nedir? Balkanlardaki büyük Müslüman nüfus. Dert ettiğiniz şeye bakın. 30 yıla kalmaz neredeyse tamamı Anadolu'ya göç eder. Tabii zorla. Buyurun birim. Osmanlı demek biraz da Balkanlar demek birim. Bu meseledeki en mühim nokta Müslüman ahaliyi milli cereyanların vahşetinden korumak. Kefereler her şeyi suistimal ediyorlar. Şimdiye kadar kimsenin diline, dinine, milliyetine karışmadık biz. Bütün ahalimiz ümmeti Muhammed'le aynı haklara sahip oldular. Bizim şefkatimizden, adaletimizden faydalandılar. Lakin emperyal amaçların suistimal ettiği milliyetçilik denilen bela kardeşi kardeşe düşman etmeye yetiyor. Ne var aklınızda sultanım? Tersane konferansında izlemek istediğim yolu size danışmak isterim. Estağfurullah. Siyaset sizin işiniz sultanım. Biz kıt aklımızla işin itikadı yanında size faydalı olabilirsek ne mutlu bize. İşin sonunda kuvvetle muhtemel Balkanları kaybedeceğiz. Sultanım, biz 300 sene boyunca yapmamız lüzum eden şeyleri yapmayarak çok önceden kaybettik aslında. Haklısınız beyim. Geriye bir seçenek kalıyor. Kemiği kapmaya çalışan köpekleri birbirine düşürerek zaman kazanmak. Ve bu zamanda sınai, iktisadi ve ilmi gelişme kaydetmek. Doğrudur sultan. Zaman kazanmaktan başka çare yoktur. Amca sultanımı katleden pehlivanların cezalandırılmasının ahalideki neticeleri nelerdir? Fevkalade müsbettir sultanım. Ahali tam da tahmin ettiğiniz gibi Abdülaziz Han'ın sahipsiz olmadığını, darbeci paşaların da gidici olduğunu konuşmaya başladı. Hala. Yalnız Mustafa ve Ali'nin üzerine gelecekler. Sizi bu noktada sıkıştıracaklar sultanım. Ali ve Süreyya meselesi tamamdır. Talimatlarınız harfiyen yerine getirildi Efendi Akbar. Bravo. Bravo Efendi Cemil. Leyla meselesini ne yapalım? Önce Ali'nin işini bitireceğiz. O da Mustafa'nın işini bitirecek. Sonra Miloş ve Leyla'ya sıra gelecek.
Ellerin dert görmesin Ali. Bu durum onları iyice bocalatacaktır. Öfkelenecekler ve yanlış kararlar verecekler. Şehzade Murat'ı tahta geçirmeye kalkabilirler. Yüce Meclis onu denedi. Başarısız oldu. Paşaların da denemeyeceğine meçhul. Buna cesaret edebilecekleri kanaatinde değilim birim. Buna yeltenirlerse tutunamazlar. Bu tavsiyemde ısrarlıyım sultanım. Bunu benden istemeyin pirim. Ben elimi kardeş kanına bulaştırmam. Endişe mal yok pirim. Buna cesaret edemezler. Sultan Murat'ı tekrar tahta çıkartalım. Abdülhamit'i tahta getirmekle büyük hata yaptık. Yeter be! Sanki tek başıma mı çıkardım Abdülhamit'i tahta? Başka ihtimal mi vardı? Koskoca Cihan Devleti'ni deli bir padişahla mı yönetecektik? Bu işte hep beraber karar verdik paşalar. Hep beraber. Yanlış karar verdik paşa. Lütfü Paşa'yı konağımın önüne atanlar... ...yarın seni de beni de dar ağacında sallandırırlar. Size sordum Rüştü Paşa. Lütfü Paşa'yı koruyor muyuz dedim. Sizse Lütfü Paşa asker, kendi kendini korumasını bilir dediniz. Oysa ne yaptı? İstanbul'un en pis batakhanesinde zevk-i sefa sürerken öldürüldü. Saldıranlar... Paşam boş verin şimdi Lütfü'yü Mütfü'yü de. Ne öneriyorsunuz onu söyleyin. Sultan Murat'ı tekrar tahta çıkartalım. Paşalar, biz burada darbecilik oyunu oynamıyoruz. Kurtlar sofrasında bir cihan devletini yönetmeye talip olduk. Bu safhada padişah değiştirmek hepimizin sonu olur. Yapamayız. Bu millet bizi affetmez. Öyleyse padişah darbeyle tehdit edecek ve elini kolunu bağlayacağız. Padişah bu oyuna gelmez Rüştü Paşa. Başka bir çare bulmak gerekir. Başka bir çare. Onu da düşündük paşa. Tüm takımını katledeceğiz. Ve emri bizatihi sultan kendi verecek. Sultan, Osmanlı'nın bekası size bağlı. Muhafız gücünüz yok. Hakkı haliniz var pirim. Sadakatine kani olduğum zabit ve erattan oluşma özel bir muhafız alayı için çalışmalarımı başlattım. Muhafız alayın subayları mühim sultanım. Ayrıca bu konuda ben de tavsiyelerde bulunabilirim. Sana bağlı olarak çalışacaklar Mustafa. Bu arada ahlaksız kadı meselesini ne yaptınız? Konuşturduk. Yaptıkları şeyler o kadar iğrenç ki. Cezası nedir perim? Kasti olarak yanlış hüküm vermiştir. Kısasa kısas münasiptir. Sultanım. Bu kadıdan mağdur ettikleri hesap sorsa. Münasiptir Mustafa. Müjdeli bir haberimiz var. Hayırdır? Ali'nin yakında çocuğu olacak. Allah izin verir bir oğlum olursa... ...adını Mustafa Gıyasettin koyacağım sultanım. Allah bahtını açık etsin. Amin sultanım. Amin. Amin. İnşallah. İsimleri gibi adil ve iyi olur. Evelallah. Ali, sen şimdi doğru Süreyya Hanım'ın yanına git. Biz buradaki işleri hallederiz. Sağ olun sultan. Sultan, özel olarak bir şey konuşabilir miyiz? Elbette. Thank you.
Sakin ol Leyla. Nedir bu telaşın? İkna olmadı, benden şüpheleniyor. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Hallederiz. Nasıl? Sakin olarak, sakin kalarak Leyla. Her şey onun başının altından çıkıyor, her şeyi kurcalıyor. Farah mı? Evet. Araştırıyor. Nüfus kayıtlarıma bakmış. Dert etme. Farah'ı bugün yarın hallederiz. Sen padişahın haremini koru. Yeter Leyla. Siz benim babam mısınız? Baba nedir Leyla? Baba nedir? Baba ateştir. Yakınlaştırırsın, yakar. Uzaklaştırırsan ısıtır. Baba sevgidir. Baba korumadır. Emektir Leyla. Baba sevgisi nedir ki? Benim sana olan sevgimin yanında. Hoş geldiniz Leyla. Yine ben geldim Fevzi Bey. Acaba amcam Şemsettin Ulvi Efendi hakkında bir bilgi bulabilir miyiz diye merak ettim. Ekrem Paşa'nın kaydının tamamı yoktu biliyorsunuz. Ama eski evraklarla yedek kayıtlara bakar buluruz Leyla Hanım. Teşekkür ederim. Galip abi, bir şey söyleyeceğim. Keşkül mü yesek şurada? Heh. Oğlum otur oturduğun yerde, amirler gelir birazdan. Hadi be abi, canım çok çekti. Alsam ben. Tövbe estağfurullah, hadi git al sen kendine. Tamam abi, hemen alıyorum. Konuştuğumuz gibi, kadının infazı yapılacak. Baş üstüne amir. Büyük ibret olacak ha Mustafa'm. Peki diğerlerini ne yapacağız? Masa Nahman'ı bırakın gitsin. İstavridis ve diğerlerini ceza kesilene kadar tutacağız. Erzak, iaşe lazım amirim. İdare ederiz. Ben Çerkez Çarşı esnafından iaşe ayarlarım amirim. Zekat gibi olur. Ulan öyle zekat mı olur? Arnavut. Daha 1,5 gün yolum var kardeşim. Ya oğlum, böyle de seni tek başına bırakıyormuş gibi oluyorum ama. İlk olmasa gerek. Mustafa'm. Adaşım Mustafa Gıyasettin bir doğsun. Bize acayip şans da gelecek kardeşim. İnşallah bir alim. Ömrü babamızdan uzun, bahtı da benden güzel olsun da. Ben başka bir şey istemiyorum. Sadrazam Rüştü Paşa, Şurayı Devlet Reisi Mithat Paşa geldi. Alın huzura. Sadrazam efendi. Mithat Paşa. Neymiş hemen görüşmemiz gereken fevkalade mesele? Bu kati surette böyle gitmez. Anlamadım.
Beni gayet iyi anladığınız kanaatindeyim sultanım.